Kocaer Çelik 1984'te onursal başkanımız İbrahim Kocaer tarafından kuruluyor. Faaliyetlerine Deniz'le devam ederken o tarihlerde ihracat pazarlamında büyümenin daha doğru olacağını, bunun gelecek olduğunu gibi stratejik kararı verip daha sonra bulunduğumuz İzmir'in Aliağa ilçesine taşınma kararı alıyor. 1996 yılında kurduğu ilk fabrikadan sonra günümüze geldiğimizde şu anda 12 bin farklı çeşit kesit ve ebatta ürünü 60 farklı çeşit kalitede üreten 3 profil fabrikası ki bu fabrikaların kapasitesi 800 bin tondur ve nihai ürünlere yönelik 100 bin tonluk galvaniz kapasiteli galvaniz fabrikası ve 120 bin tonluk yine nihai ürünleri üretmeye yönelik servis merkeziyle birlikte 5 tesisiyle toplam 85 bin metrekare kapalı olmak üzere 280 bin metrekarelik bu artık kampüs diyelim bu bölgede faaliyetlerine devam etmektedir. Biz 12 bin çeşit ve 60 kalitede ürünlerimizle sektörden ciddi anlamda ayrışıyoruz. Bu kalitelerin çoğu da özel dediğimiz bize yarı ürünler, yarı mamülümüzü katma değerli olarak sunan ürünlerimizdir. Biz bu ürünleri çok kritik sektörlere verip aslında bu anlamda sektörden ayrışmış konumdayız. Kritik sektörler nedir? Enerji sektörü başta olmak üzere. Enerjinin hepsinde varız. Yüksek gerilim hatlarında varız, maden çıkarmada varız, nükleer santrallerde varız ve en önemlisi de son iki yıldır hızla büyüdüğümüz solarda ki dünyanın şu anda gittiği yerdir solar enerji. Özellikle solar enerji konstrüksiyonunda çok önemli bir tedarikçi konumuna gelmiş bulunmaktayız. Tonajı oynayan değil, dünyanın her yerinde katma değerli ama yarı ama nihai mamül olarak katma değerli malı satabileceğimiz pazarlara yoğunlaşıyoruz. Amacımız tonajdan çok açıkçası katma değerli porsiyonu üretimimizde arttırmak. Bu yönde de güçlü bir şekilde gidiyoruz. Bu yılın ortalarında ilk etapını tamamladığımız, tüm çatılarımıza kapladığımız güneş enerji sistemi, şu anda tükettiğimiz elektriğin 1/3'ünün biraz üstünde neredeyse güneş enerji sistemimizden karşılıyoruz. Bunun devamı da gelecek. 1/3'ünü daha üreteceğimiz rüzgar enerjisi, yine kendi sahamızda kuracağımız tesisiyle ilgili danışmanlık sözleşmesini imzaladık. Şu anda süreç devam etmekte. Ama toplamda da şunu söyleyebilirim. Bizim hedefimiz 2023 yılı sonunda tüm elektriğimizi yenilenebilir kaynaklardan karşılayacak şekilde üretmek. Konu Ar-Ge olunca şunu çok rahat söyleyebilirim. Kocaer'in yaşam tarzı Ar-Ge. Ama resmi olarak da bakanlık onaylı ilk Ar-Ge merkezi onayını alan şirketimiz bu anlamda da bir ilke imza atmıştır. Robotik sistemleri sektörde ilk uygulayan ve hala tek olan şirket Kocaer Çelik'tir. Bu herhalde birçok şeyi ifade etmektedir. Şirketimiz %85'i neredeyse ihracat olan 500 milyon doları aşan bir satış hacmine ulaşmış durumdadır. 140 ülkeye bu ihracatlar yapılmakta, 6 kıtada. Başta Amerika olmak üzere 7 ülkede temsilciliğimiz bulunmakta. Yurt dışı satışımızı ivmelendiren en önemli kararlarımızdan biri de Birleşik Krallık'ta kurduğumuz Kocaer Steel firmasıdır. Kocaer Steel firması ürünlerimizi Birleşik Krallık ve İrlanda'ya bizden alıp satan, çok güçlü bir şekilde gelişen, bilançomuzda da önemli bir yer tutmaya başlayan dağıtım kanalımızdır. Dolayısıyla biz her türlü enstrümanı ihracatımızı canlı tutmak, büyütmek için kullanmaktayız. Şirketimizin Türk sanayisinde nerede olduğunu da vurgulamak gerekirse, şirketimiz ISO 500'de özel sektör firmaları arasında 96. İhracatta yine ISO 500'de 62. Ege bölgesinde ise kendi demir çelik sektöründe son 4 yıldır ihracat şampiyonu. Bu yılda bunun değişmeyeceğini, açık ara değişmeyeceğini biliyoruz. Bu konuda da özellikle bu konuyu da vurgulamak istedim. 2022 yılı sektör için iyi kapanmayacak ama biz şu anda 9. aylık sonuçlarımızı açıkladık. 9 aylık geçen yılın dönemine göre ciroda %171 büyümüş durumdayız. 6 milyar 750 milyon hasılatımız var. Net kârda da %336 büyümüş durumdayız. 453 milyon net kâr açıkladık. Açıkçası yıl sonuna da güçlü bir performans bekliyoruz. Kocaer olarak çok özet söylemek gerekirse, tonajı arttırmak, kapasite kullanmak, tabii ki kapasiteleri efektif kullanmak çok sağlıklı ama kapasiteden, tonajı arttırmaktan çok Türk demir çelik sanayinin ihtiyaç duyduğu, aslında tüm sektörlerin ihtiyaç duyduğu, bunu her otoritenin de ısrarla ve sürekli belirttiği şekilde katma değerli ürün gamımızı üretimimizin içinde en üst seviyelere çıkarıp
ülkemizin cari açığını kapatma yönünde önemli bir destek vermek. Bizim amacımız farklılaştığımızı pozitif anlamda düşündüğümüz sektörümüzde çok daha bu farklılaşmayı ileriye taşımak.